lezzeti. Hazır mısın? Tabii hazırım. Nereden başlıyoruz? En baştan o zaman. Peki o halde Alama Seco'ya çok 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 küçük bir... Uzak bir kasabaya Vito geldi. Yaz antrenörü Vito, Çaynar takımına bir 10 numara arıyordu. Vito, futbol aşığı Gabo'ya rastladı ve onda sihirli bir şeyler olduğunu gördü. Sihirli. Yanılmadık. İnanılmaz bir futbolcu. Bize gereken oyuncu o. Vito, Gabo'yu takıma gelmeye ikna etti. Böylece onunla tanıştık. Takım arkadaşlarınla tanış. O halde Şahinlerin yeni oyuncusu Gabo'yu kutlayalım şefe! Ve Zoe ile de tanıştı. Adım Zoe. Tanıştığı biri daha vardı. Burada ben ne dersem o olur. Lorenzo. Gabo geldiği zaman ona yapmadığını bırakmadı. Ona ne yapacaksın? Geldiği köye geri göndereceğim. Ve Gabo Şahinler'de oynamaya başladı. Önceleri biraz zorlandı ama Francisco ona yardım etmenin bir yolunu buldu. Önemli olan yoldur Gabo. Senin yolun daha yeni başladı. Gabo babasını hiç tanımamıştı. Ve biz de İAT'ta araştırmaya başladık. Ama hiçbir şey bulamadık. Ama Lorenzo bulmuştu. Neden şaşırdın sen? Zaten biliyorsun değil mi? Evet ama hala inanamıyorum. Neyse biz devam edelim. Gabo çok önemli bir maçta sakatlanıverdi. Ve bu arada Diego yani Lorenzo'nun babası Şahinlere zarar vermek için durmadan yeni planlar yapıyordu. Benim hep bir planım vardı Giovanni. Planlarından biri de Gabo'yu takımdan çıkartıp yerine Felipe'yi oynatmaktı. Hem Alamo Seco'dan arkadaşı hem de başka bir takımdaydı. Sen benim için İAD'ı bırakır mıydın? Evet mi hayır mı? Ama öyle olmadı. Felipe kartallarda kaldı ve ligin son maçında onlara karşı oynadık. Kendini hazırla çünkü ben bu maçta yenilgiyi kabul etmiyorum. O kadar zor bir maç oldu ki artık uyanman lazım. Bugün çok daha önemli bir amaç için mücadele veriyoruz. Ama sonunda yine sihirli Gabo kazandı ve biz de şampiyon olduk. Ne güzel bir final. Hey, nereye gidiyorsun? Palmiye kafa. Daha bitmedi ki. Pekala, nerede kalmıştık? Yarı finalde. Ondan sonra öyle çok şey oldu ki. Biz de büyük turnuvaya hazırlanmaya başladık. Ama bizi her yerde takip eden bir drone ortaya çıktı. Üstelik çok da garip mesajlar almaya başladık. Seçildin. Sana verilecek emirleri bekle. Gabo, Diego'nun babası Lorenzo'nun da kardeşi olduğunu öğrendi. Ne? Ve ondan sonra durum giderek daha da garipleşti. Öyle mi? Sonunda bilmediğimiz ortak yönlerimiz olduğunu da öğrendik. Evet, Lorenzo birden çok iyi davranmaya başladı ve Gabo Diego'nun evine taşındı. Dünyada neler oluyor baksana. Bence kıyamet günü geldi. Ve Martin Mejia ortaya çıktı. Şahinlerin yeni oyuncusu. Gabo'nun yerini almak için de her şeyi yapmaya hazırdı. Neler yapacağımı hayal bile edemez. Ama bu arada bize gelen tuhaf mesajların terk edilmiş bir fabrikadan geldiğini öğrendik. Ve orada çok tuhaf bir oyun oynanıyordu. Futbol ve video oyunu karışımıydı ama gerçek hayattı ve de çok da iyiydi. Ve bütün bunların 8 ligi için hazırlık olduğunu öğrendik. Gizemli bir gruptu ve istedikleri şey de... Futbolu tamamen değiştirmekti. Tarihe geçmeye hazır mısınız? Ah, Balko'yu da unutma. Ve Anna'yı da. Rusya'dan gelen bir kızdı ve Gabo ile bir şeyler oldu. Yani ben Anna. Anna, memnun oldum. Hoppa. Dur biraz. Zoe'ye ne oldu? Bana güveniyor musun? Ne olmadı ki? Bu arada Gabo gittikçe tuhaf davranmaya başladı ve neredeyse kartalların teklifini kabul edecekti. Ne yapıyorsun? Oynamıyorsam gidelim. Ama bilmedikleri şey bunun da Diego'nun şeytani bir planı olmasıydı. Böyle bir şey nasıl yapabilir? Ve Gabo gerçeği öğrendi, babasına kızdı ve yeniden İAT'ta yaşamaya başladı. Ve sıra turnuvanın sonunda kartallara karşı oynadığımız maça geldi. Hem de çok 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 ama çok 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 zor bir maçtı. Takım olarak elde ettiklerimizi sakın unutmayın. Beraber çalıştığımızda, asla pes etmediğimizde ve yaptığımız hatalardan ders aldığımızda sonucu kendiniz göreceksiniz. Öylesiye mücadele ettik ve şampiyon olduk. Ve şimdilik hepsi o kadar. Neler olacağını merak ediyor musunuz? Öyleyse ilk 11'in yeni sezonu kaçırmayın. İlk 11 3. sezon 20 Haziran'da başlıyor. Yeni bölümler her hafta sonu 19.45'te Disney Channel'da.